Sesli Düşünenlerin 200. programına hoş geldiniz. Bu özel günümüzde çok özel bir konuğum var. Berrak bir zeka ve eşsiz çizim yeteneğinin buluştuğu karikatürlerin sahibi o. 60 yıllık disiplin ve özverinin ürünü mükemmel çizgiler, dünyayı kavrayan gözlem gücü, çarpıcı, sarsıcı ve yalın anlatımıyla dünya çapında saygı ve beğeni uyandıran bir kalem. Evet, Sayın Turhan Selçuk bugünkü onur konuğu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Sağ olun. 200. programım için gerçekten adeta bir hediye oldu sizin programıma katılmayı kabul etmeniz. Yani beni bu programa almanız da benim için bir onur. Çok güzel bir program. Zevkle izliyorum zaman zaman. Ve beğenilerimi herkese söylüyorum. Benim için de bir onur oldu. Sizin beni davet etmeniz. Çok teşekkür ederim efendim. Beni çok övdünüz. ben hala kendimi amatör gibi hissediyorum. Ve hala çalışıyorum. Çizgilerimi geliştirmeye, konularımı geliştirmek için çalışıyorum. Bu övgüler karşısında da doğrusu mahcup oluyorum diyebilirim. 60 yıllık büyük bir yetenek için 3-5 satır hiçbir şey ifade etmez. Ve hemen tabii şu da merak edilir diye düşünüyorum. Siz her ne kadar övgüler çok fazla deseniz de dünya çapında bilinen, saygı uyandıran bir kalemsiniz. Dolayısıyla böylesine evrensel bir başarıyı sağlamada, bu yola giden başarıda hangi katmanlar önemli? Örneğin disiplin mi, zeka mı, özveri mi, yetenek mi? Hangi karışımın bir sonucu böylesine evrensel bir başarıyı elde edebilmek? Hepsi birden, hatta daha fazlası. Ben 5-6 yaşlarında çizmeye başlamışım. Abimin, ondan sonra annemin etkileri. Babam subay. Evet. O daha başka bir dünyanın içinde. Fakat annem çok kültürlü, lisan bilen, zarif bir hanım. Onun etkileri oldu çizgide. Ve 1932'lerde yahut da 27'lerde, çünkü ben 1922 doğumluyum, ilkokula başlamadan önce bana eski harfleri öğretmeye başladılar. Ve o sırada tam okula başlayacakken Latin harfleri çıktı ve ben o etki altında çizgilerime onları yansıtmışım. Mesela Atatürk veya şeyi öğretiyor. İviş Burun'a Latin harflerini öğretiyor. Yahut da o bağımsızlık savaşının etkisiyle, çünkü o zamanlar Türkiye'de onurlu bir hava vardı. Bambaşka bir ortam içinde yetişmiştik biz. Atatürk Türkiye'si. Onların etkisi, Türk askerleri, Kurtuluş Savaşı, Bağımsızlık Savaşı. O küçük yaşta bütün onları yansıtmışım kağıtların üzerine. Daha sonraları okula başladık. Ortaokul, lise, ondan sonra üniversite. Bütün o sıralarda resim derslerinde hep en yüksek notları aldım. Hatta diyebilirim ki başlangıçta çizdiğim resimler karikatürlerden daha iyiydi. Karikatürlerde bir kişiliği yakalamak çok zor. Yani resimden daha zor karikatür. İçinde hem mizah olacak, hem çizgi özgünlüğü olacak. O şeyden beri, lise son sınıftan beri çiziyorum, karikatür çiziyorum. Tabii önümüzdeki örnekler Cemal Nadir, Ramiz gibi ustalar. Onları hayranlıkla izliyorum. Akbaba dergisini alıyorum o zamanlar. Fakat benim okulla pek aram iyi değildi. Evet, mesela lisede öğretmen ders anlatırken ben mütemadiyen bir kağıtlar üzerine bir şeyler çizerdim. Adana'da son sınıfta karikatüre başladık. Bizim çok çamurlu bir yolumuz vardı lisenin. Bisikletlerle gider gelir bütün öğrenciler. O çamura bata çıka böyle ıstırap çekerdik diyebilirim.
Evet evet, karikatüre evet, giden evet, yola çamurlu evet, yoldan evet, geçiyor. Oradan geçti ve bir gün o yolu tasvir eden bir panoramik bir şey çizmişim sınıfta. Tabii öğretmen de anlatıyor. Ben yan kulakla dinliyorum tabii ama sınıfta zil çaldı. Çocuklar başıma toplandı. Nedir bu? Bir baktılar, öğrenciler. Aman bunu götürelim dediler şeye. Adana'da bir iki tane gazete çıkıyordu. Bir tanesini Ferit Celal Güven çıkarıyor. CHP mebusuydu o zaman. Mebus deniyordu şeylere, milletvekillerine. Götürdüm onların ısrarıyla. Baktı, dedi ya bunu koyalım ama başka karikatürler de getir dedi. O zamanlar Bob Steele modası vardı. O çağlarda. Onları çizdik. Portreler, siyasi portreler çizdim. Ama onu netleştirmekte evet, fayda var diye düşünüyorum. Hı-hı. O sizin çizdiğiniz evet, ve ardından yayımlanan ilk karikatürünüz. Yani evet, öğrencilerin okula giderken zorluk çektiği o hı-hı, çamurlu yolu evet, konu aldığınız karikatürünüz. Hı-hı. Sizin yayımlanan ilk karikatürünüz. Evet. Ve aynı zamanda da daha ilk karikatürünüzde aslında muhalif bir duruşa sahip olduğunuzun da göstergesi evet, diye görüyorum ben. O tabii olabilir. Çünkü karikatür aslı karikareden geliyor. İtalya'da evet, başlamış. Hücum mu demek? Hücum anlamına geliyor. Karikatürün dalkavukluk yapması olası değil. Yani evet, karikatürün aslında özünde muhalif bir evet, tavır var. Tabii, diyebiliriz tavır var, ki anlam itibariyle evet, bile hücum denen karikare evet, kelimesinden evet, türemiş bir sanat. Eleştiri dalı, sanatı aslında. Tabii şeyde bir aydınlanma sanatı aynı zamanda. Rönesans'la birlikte doğmuş. Önceleri portre şarj denilen bir çizginin içinde yani böyle konulu karikatürler yapılmıyor. Portre şarjla başlıyor. İnsanın yüzünü abartıyorlar. Daha sonraları İngiltere parlamentosunda konulaşma başlıyor. O zaman Punch dergisi çok eski bir dergi İngiltere'de. Parlamento karikatürlerini koymaya başlıyor. Siyasi alana geçmiş oluyor mizah ve karikatür. Tabii sonra çok yetenekli sanatçılar elinde gelişiyor. Ve şeye kadar geliyor bu bizim bizde alırsak Cemal Nadir, Ramiz dönemine kadar geliyor. Ama o zamanlar tartışma var. Yeryüzünde de var. Sadece Türkiye'de değil. Sanat mıdır değil midir karikatür? Daha sonraları bir 40'lardan önce 38'lerde Romanya'da Stenberg karikatürden yazıyı arıtıyor. Ve çizgiler tamamen değişiyor. Grafik mizah. Şimdi onu evet, biraz isterseniz izleyicilerimiz evet, için açalım. Evet. Siz karikatür dünyasına adım attığınızda 1940'lı yıllar diyelim. Evet. Cemal Nadir ve Ramiz gibi evet, karikatüristler doruk noktalarında evet, sanat evet, yaşamlarının. Ve siz onların etkisinde kalmaktan ziyade bambaşka bir yola giriyorsunuz. Steinberg'in etkisiyle, all in line evet, bildiğim evet, kadarıyla. Yani söze gerek yok, her şeyi hı-hı, çizgiyle evet, anlatma amacını evet, güden karikatür anlayışı. Evet. Siz onu benimsiyorsunuz. Evet, bu evet, daha önceki karikatüristlere bir muhalif tavır, bir tepki miydi? Ya, yoksa Steinberg'i tamam, duyduğunuz bir hayranlığın evet, neticesi miydi? Tepki değil. Steinberg'i tabii beğeniyorum. Şey olarak, çizgi olarak. Fakat şöyle oldu, şöyle başladı. Anneme Fransız gazeteleri gelirdi. Biz tabii sadece örnekler önümüzde Cemal Nadir, Ramiz gibi örnekler vardı. Dış dünyayla ilişki çok azdı, bugünkü gibi değildi. Evet. Yani, gazeteler çok bol olarak gelmezdi İstanbul'a, Türkiye'ye. O sıralarda elime Fransız gazeteleri, Fransa'daki mizah gazeteleri, birkaç kitap. Haşet'e gittim. Bir gün baktım orada karikatürün tarihçisi. Ve yabancı gazeteler, yabancı karikatürler. Önce şaşkınlığa uğradım. Çünkü çok basit çizgiler. Çocuksu hatta. Yani acaba Avrupa'da karikatür böyle mi diye araştırmaya başladım. Fakat o kolay zannettiğiniz çizgiler hiç kolay değil. O bir gözlemin, bir
kişiliğin sonucunda yaratılmış çizgiler, tipler. Onlara ulaşmak da çok öyle kolay kolay değil. Yani insan uzun yıllar çalışması lazım. Sonradan aldım onu. Evet. Onlar hiç basit çizgiler değil. Bu arada tabii Stenberg'in şeylerini getirdim. Onların çivilerini yaptık. Yeni İstanbul'da bu modern mizahın, yeni mizahın, devrim yapılan mizahın geçmişini yazdım. Etkisi altında kaldım ve o etki altında çizmeye başladım. Anladım ki karikatür Türkiye'de çizilen karikatür değil. Şimdi dünün sanatçısı ne yapıyordu? Çizgiye düşünmüyordu. Önce bir fıkra buluyordu. O fıkranın üzerine uzun uzun konuşma, birisi soruyor, öbürü cevap veriyor. Bu uzun konuşmaların üzerine de bir resim çiziyordu. Evet. Bu karikatür oluyordu. Onun için siz bir desen çizip altına fıkra yazan kişilere karikatürist demek mümkün değil. Hayır, o zamanlar karikatürist tabii. Karikatürist, onlar da karikatürist. Şimdi hala yazılı çizgili yapanlar var. Onlar da karikatürist ama sanat yönü zayıf. Yani çizgili bir insanın bugünkü modern mizahçının çizgiyle düşünmesi lazım. Evet, o çizginin eğiliminde, yüklemesinde mizah unsurunun olması lazım. Evet, yani evet. O yapısındaki evet. Grafik evet. Sanatının evet. Gücü, karikatürün evet. Gücünü oluşturuyor diyorsunuz. Evet. Bu anlamda da aslında Turhan Selçuk mizahın geometrisini çizen kişi olarak da tanımlanıyor. Evet. Zira herkesin bildiği gibi son derece geometrik ve hatta sert evet. Çizgilere sahipsiniz ama evet. Karikatüre ilk başladığınız yıllarda o kadar sert çizgiler yok sizin karikatürlerinizde. Yok tabii, ben o eski karikatürleri gördükçe böyle hiç hoşuma gitmiyor, canım sıkılmaya başlıyor. Bizim Turgut Çeviker Grafik Mizah evet. diye evet. bir kitap çıkardı. Burada orada 1953 yılında evet. bir karikatürünüz var. Mesela ben çok şaşırdım. evet. Ve yani onu görsem altında Turhan Selçuk evet. yazmasa tabii. size ait evet. olduğunu tahmin evet. etmem mümkün olmayan tabii. bir karikatür. Eskilerden de almış. Onlar benim canımı sıkıyor. Tabii ben, iki tür karikatürcü var. Birisi çok yetenekli, doğuştan yetenekli. Ramiz örneği. Evet. İlk başladığı çizgi son bitirdiği çizgiden daha mükemmel. Ama Cemal Nadir öyle değil. Cemal Nadir'in ilk çizgileri daha zayıf. Ama zaman içinde onu mükemmelleştiriyor. Yani iki tür karikatürcü var dediğim evet. nedeni o. Birisi çalışıyor, düşünüyor, çabalıyor ve çizgisini geliştiriyor. Ben galiba o ikinci tip karikatürcülerdenim. Başlangıçta zayıftı tabii çizgilerim. Konularımla etkiledim galiba okuru. Oradan gelişti. Mesela ailelerle Fikret'le beraber çalışırken çok çizgi vardı. Yeni İstanbul'a geçtim. 1952 yılıydı ya da 51 yılıydı. Onun çıkışı mavi başlıklı. Sahibi de Habib Edip Törehan. Orada bütün bu şeyleri yabancı karikatürleri inceledim. Ondan sonra karikatür tarihçisini inceledim. Ve bambaşka bir karikatür dünyasıyla karşılaştım. Onu izlemeye başladım. Yani siz evet, ikinci evet, kategoriye evet, ait evet, olan bir evet. sanatçısınız. Ve, belli bir gelişim evet. Gösteren ilk çizdiği karikatürle son evet. çizdiği karikatür farklı olan. Peki bugün baktığımızda çok net, çok tertemiz çizimleriniz var. Ama aynı paralelde daha önce de belirttiğimiz gibi sert çizgiler bunlar. İstisnası evet. tabii kadınları çizdiğiniz zaman. Ama genelinde... Bir de Altı Canbaz. Ona geleceğim. Evet. Ama genelinde sert çizgiler olunca acaba bu biraz Turhan Selçuk'un karakterinin de yansıması mı diye merak ettim açıkçası. Evet. Şimdi o tabii bir tarz, bir özgün çizgi. Ona varmak çok zor. Tabii ben deneyimlerden sonra kendime daha uygun bir çizgiyi buldum. Onlar daha sert çizgilerdi. Şimdilerde biraz hafif hafif yumuşadı çizgiler. Hala araştırıyorum ben. Hala amatör gibi hissediyorum kendimi. Ve ertesi gün gazeteye baktığım zaman hataları da görüyorum. Ya kuşuruyu keşke böyle çizmeseydim diyorum. Şöyle çizseydim diyorum ve üzülüyorum. O gayretin içindeyim hala.
Tabii bir her karikatürcünün bir bakış açısı olması lazım. Özgün bir bakış açısı olması lazım. Olaylara da o açıdan bakıp değerlendirmesi lazım. Ve çizgisinde de bir kişiliği olması lazım. Yani o kişilik çizgide ve konuyu yakalamada, konuyu okuyucunun önüne vermekte. Bunlar kolay kolay elde edilecek şeyler değil. Yıllar istiyor, çalışma istiyor, gayret istiyor. Hı. Mesela bir karikatüriste demin sormuştunuz, biraz önce onun tam cevabını veremedim. Yetenek lazım, çizgi yeteneği, mizah yeteneği, ondan sonra kendine özgü bakış açısı, kendine özgü çizgi. Bunun dışında disiplin, çok herhalde. Disiplin, okumak, izlemek ve görmek. Bütün bunların hepsinin birleştiği noktada tabii şey çıkıyor, özgün bir karikatürist yahut da ben mizah çizeri diyorum karikatüristten çok. Daha çok yakıştırıyorum mizah çizerliğini. Karikatürist biraz dışarıdan gelen bir kelime. Mizah çizeri daha yakın bize kelime olarak. Çoğu kez mizah çizeri olarak tanımlıyorum karikatürcüleri. Evet. Siz aslında yine o çocukluk zamanına kısa bir dönüş yapmak gerekirse hiçbir zaman karikatürist olmayı düşünmemişsiniz. Hep böyle evet. Daha çok herhalde tahmin ediyorum resme meyliniz varmış ve ailede de ilk karikatürü yayımlanan kişi de siz değilsiniz. Ben değilim. İlhan. İlhan Zencik. Bize çok etkisi oldu. Bu Çocuk Sesi dergisi çıkardı. Mehmet Faruk Gürtünce Çocuk Sesi dergisini çıkardığı zaman ben Beyoğlu 15. İlkokul 1. sınıftaydım. O gün 1. sayısı çıktı Çocuk Sesi'nin. Abim Orhan o 3. sınıftaydı. Eline almış Çocuk Sesi dergisini kapının önünde, okulun dışında. Çevresinde de bir sürü öğrenci. Ne yapıyor, niye toplanmışlar diye baktım. Çocuk Sesi dergisi abimin elinde. Yaklaştım, orta sayfasını açmıştı. Böyle bir merdiven ve tepsilerin üzerine oturmuş bir sürü çocuk o merdivenlerden aşağı kayıyor. Çok hoşuma gitti şey olarak. Onun da etkisi oldu tabii o Çocuk Sesi dergisinin. Daha sonraları da hep izledik. Ta lise son sınıfa kadar. Evet. O dergileri. Afacan çıktı arkasından. Ve orada Flash Gordon'un, yani Türkçesi Baytekin diyorlardı. Alex Raymond'un yaptığı bir çizgi roman. Müthiş bir grafikçi adam. Yani olağanüstü bir kişi. Flash Gordon'u şeylere götürüyor, uzaylılara götürüyor. Yani orada kartal adamlar, ondan sonra sualtı adamları filan. Aslında yabancılar, yani Fransızlar da dahil, bu Alex Raymond'a ikinci Jules Verne diyorlar. Yani çizgi romanın Jules Verne'i. Çünkü o zamanlar çizdiği o uzay araçları bugünkü uzay araçlarının hemen hemen aynı. Müthiş. Evet. Ve uzaya götürüyor, o resimleri çiziyor, bir takım adamlar çiziyor filan. Bizi de etkiledi tabii. Evet. Şey olarak. Ben de o lise çağında şeyden önce, karikatürden önce roman yazmaya kalkıştım. Hiç, tabii şey yok, ortada bir senaryo yok, bilmem ne yok filan. Bir başladık, iki sayfa roman yazdım, arkasını getiremedim. Nasıl devam edeyim diye düşünüyorum, böyle çok zor bir şey diye geldi aklıma. Ve vazgeçtim, ondan sonra çizgiye döktük işi. Bir dergi daha var sizi çok etkileyen. Bir dergi daha. Not etmişim. Evet. Sizi çok derinden etkilediği bilgisine ulaştım. Şöyle bir hatırlatma yapayım. İnsanlarla maymunların savaştığı bir çizgi roman. Evet, evet. Onu ama o 5-6 yaşında. Evet. Evet, o zamanlar demek lazım. Annem tabii böyle şeyler getirirdi, dergiler getirirdi. Bir derginin içinde de böyle bir çizgi roman vardı. Fransızca bir dergi. Orada maymunların şeyleri, serüvenleri, bir zenci vardı, ismi Musa Keita'ydı. Evet. Ben sonra Abdücambaz'a koydum o. Evet. Musa evet. Keita'yı. O da etkiledi tabii beni. Ama yıllar yılı sonra benim böyle Abdücambaz'ı başlayacağım, çizeceğim ve zoraki başladım ben Abdücambaz'a. Evet.
1957 galiba. 57 Abdi İpekçi çok ısrar etti. Evet. Abdülcanbaz'a geleceğiz. Evet. O başlı başına bir konu ama özetlemek gerekirse aslında farkında olmadan o çocukluk yıllarında okuduğunuz dergiler, annenizin daha edebiyata, şiire olan ilgisi, yatkınlığı sizi etkiliyor. Aslında kardeşinizi de etkiliyor. Ama siz karikatürist oluyorsunuz netice itibariyle. Kardeşiniz de çok iyi bir yazar ve gazeteci. Şimdi mesela İlhan Selçuk için demişsiniz ya, eğer gerçekten isteseydi birinci sınıf karikatürist olurdu ya da futbolcu olurdu demişsiniz. İşte Adana'dayken de o Çocuk Sesi dergilerini oraya vereceğim. Çocuk Sesi dergilerini aldırdık. İlhan iki tane kovboy çizmişti. Aklına gelmiş, çizmiş. Onun altında da bir muhabere var. Mizahi bir muhabere. Onu aldı, Çocuk Sesi'ne gönderdi ve orada yayınlandı. Biz şaştık kaldık. Ya nasıl oluyor bu iş diye. Ortaokulda filandı galiba ya. Ondan sonra yani şey de İlhan Selçuk'un karikatürü ilk kez basında yayınlandı. Evet. Benimkiler daha sonradır. Tabii başlasaydı, devam etseydi zannediyorum çok iyi bir karikatürist olabilirdi. Evet, rakip. Çünkü evet, hem rakip hem de tabii ben İlhan'da şeyi görüyorum. Çok büyük bir mizahi yetenek görüyorum. Zaten mizah dergileri çıkardı. 41,5 daha öncesinden, tamam 41,5 arkasından Dolmuş dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı, sahipliğini yaptı. Ki biz de Dolmuş dönemin en muhalif dergisi çok da satan bir dergi. Çok satan, kadarıyla. Çok muhalif olduğu için de çok kapatılan bir dergiydi. Ve orada da yazardı ve ben bugün de fıkralarında hep böyle büyük bir mizahi yetenek görüyorum. Mizah. Çok yoğun ya, istediği zaman çok güzel mizah yapıyor. Evet. Devam edeceğiz. Abdülcanbaz'dan konuşacağız. Evet. Kaç yaşında, nasıl doğdu, sonrasında neler oldu? Kadınlar ve erkekler ve Abdülcanbaz'ın geçirdiği değişim, bunlara değineceğiz. Evet. Ama kısa bir aradan sonra. Sesli Düşünenlerin 200. programında onur konuğum Sayın Turhan Selçuk'la keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Abdülcanbaz'da kaldık. Dediniz ki zoraki bir doğum oldu aslında. Evet, evet. Biraz Sayın Abdi İpekçi'nin zorlamasıyla nasıl gerçekleşti bu doğum? Şimdi o zaman gazetenin hemen hemen tüm sayfası yabancı çizgi romanlarla doluydu. Abdi bunlar dedi kültür emperyalizmi yapıyorlar. Öyle düşünüyordu o da. Ya hiç yerlisi yok. Bir yerlisine başlayalım dedi. Ve bana teklif etti. Çizer misin dedi. Dedim ben karikatüristim dedim. Çizgi romancı değilim. Yani hiç deneyimim yok. Onun için yapamam dedim. Israr etmeye başladı. Bir de tabii her gün karikatür, her gün çizgi roman çok zor bir şey. Yani dışarıda bu çizgi romanları sendikalar oluşturuyor. Büyük bir ekip var. O yazarı ayrı, çizeri ayrı, balonların içini yazan ayrı. Fotoğrafçıları var. Getiriyorlar, çekiyorlar, onlara bakıp yapıyorlar. Yani büyük bir ekibin oluşturduğu bir endüstri. Şimdi biz tek başımıza başladık ama şimdi götürüyoruz hala tek başımıza böyle bir zor uğraşı günlük karikatürün yanında. Şimdi Abdü İsrail diyor, ben hayır diyorum. Sonunda aklıma bir şey geldi. Dedim ki, Aziz Nesin yazsın, ben de resim miyim diye düşündüm. Tamam dedi, öyle yapalım. Ama Aziz o gün, o yıllarda sakıncalı. Hiçbir gazete yer vermiyor. Yazdırmıyor, yazı yazdırmıyorlar Aziz'e. Tabii üzücü bir durum bu. Yani Türkiye için Aziz gibi bir insanın yazı yazmaması. Yazmak durumunda bırakılması. Evet. Şimdi ben dedi ki o zaman sen konuşur musun Aziz'le? Konuşurum dedim. Aziz'e dedim ki bir roman yaz dedim. Mizah, sen zaten mizah yazarsın. Ben de resimliyim.
Başladık Aziz'de yazmaya. O zaman Abdülcanmaz böyle hileci, turistleri gezdiren, turistlere kazık atan bir tip. Aziz, üç kağıtçının kelimenin tamamı. Aziz öyle başladı işe. Ben çiziyorum, Aziz yazıyor ama üzerinde ismi yok. Şeyin, evet. Bant'ın üzerinde benim ismim var, Aziz'in yok. Tabii bu biraz kötü bir şey. Aslında onun da ismi çıkması gerekirdi. Telif ücretinde yarı yarıya paylaşıyorduk aldığımız telif ücretini. Fakat Aziz 2 ay, 3 ay galiba sürdü o roman. Birdenbire kesti. İsmi çıkmayınca kesmiş. İsmi kesti tabii. Herhalde başka bir gazetede de çalışmaya başladı mı? Yahut bir işi vardı galiba. Ama isimsiz yazıyordu. Belki Akbaba'ya, belki başka bir mizah dergisine. Kesince ben de dedim Abdü'ye, tamam dedim, bitti bu iş. Yok yapma, çok tuttu bilmem ne falan. Hakikaten mektuplar geliyor mütemadiyen falan. Arkasından aklıma Rıfat Ilgaz geldi. Rıfat Ilgaz da o sırada Dolmuş dergisini çıkarıyoruz. Rıfat da şimdi aklıma geldi. Aziz de isimsiz yazıyorlar. Mesela Rıfat Havama Sınıfı'nı Step'te ismi altında yazıyor. Onlar da sakıncalı. Onlara da kimse yer vermiyor. İlhan Selçuk tabii bunları topladı. Böyle bir takım solcuları Spor Gazetesi'nde çıkarıyorduk ya orada, yahut da düzeltmen olarak isimsiz olarak o mizah dergisinde Dolmuş'ta iş veriyordu, çalıştırıyordu filan. Rıfat da orada bizde çalışıyordu Dolmuş dergisinde. Dedim ki ya sen yazar mısın bunu? Abdi çok ısrar ediyor. Tamam dedi, yazayım dedi. Ve başladı Yeşilçam Sokağı bu sefer. Oraya getirdi Abdülcanmaz'ı. O da aynı tip. Ondan sonra Tarsuslara gidiyor, bilmem ne oluyor, şu bu filan filmciler. Benim pek hoşlanmadığım bir tip ama devam ediyoruz. Fakat Rıfat haftalık dergilerde çalışmaya alışmış. Günlük bir gazetede deneyimi yok. Yetişemedi herhalde. Evet, şimdi her gün yazıyor, getiriyor. Ben de çok muntazamımdır. Yani her şeyi zamanında vermek isterim. Mesela çizgi romanda yedek gerekir. 1 aylık, 3 aylık, hatta yabancılar 10 yıllık, 15 yıllık yedekleri var. Onları getiriyorlar, evet. Şey yapıyorlar. Ben gün gün çalışıyorum. Sonuçta size kaldı. Rıfat şey yapamadı yani, uyum sağlayamadı. Ondan sonra geç gönderme başladı. Geç gönderince araları ben doldurmaya başladım. Rıfat alındı. Tabii ben yazınca, araları doldurunca alındı. Haklı olarak alındı tabii. Bıraktı o da, iş başa düştü. Hem yazıp hem çizmeye başladım. Nasıl değiştirebilirim Abdülcanbaz'ı diye düşündüm. Kiralık evler çok zor bulunuyordu şeyde, İstanbul'da o zaman. Kiralık ev arıyor bulamıyor. Sonra bir köpek kulübesine geceliğin sığınıyor. Orada bir rüya görüyor ve Osmanlı dönemine geçiriyoruz böylece şeyi. Orada bir paşa var. Ondan sonra bu paşayla ilişkileri oluyor. Ve Abdülcanmaz böylece Osmanlı dönemine giriyor. Ondan sonra tabii orada kalmıyor. Ben onu geliştirmeye başladım. Abdülcanbaz'ın yandaşları oldu. Karşıtları oldu. Dönemler, devirler değişti. Uzaya falan gitti. Uzaya gitti, Mezopotamya'ya gitti. Geçmişe, geleceğe. Ama en önemli değişimi tabii o karakterinde yaşanan değişimdi. O üç kağıtçı Abdülcanbaz, yani Canbaz adımın teki, bugün haktan ve halkın yanında olan bir karaktere, bir kişiye dönüştü. Şimdi bugün düşünecek olursak 1957 doğumlu Abdülcanbaz. Dolayısıyla 44 yaşına girdi. Yakında 45 olacak ama kendisi karikatürde 35 değil mi? Ben 35 diye düşünüyorum. Öyle gidiyor. Yalnız bir şey var, benim Abdülcanbaz'da tabii politik şeyler de oldu. Politik, sosyal, ondan sonra daha serüvenler, geniş, engin bir serüven, engin bir dünya içinde yaşıyor. Yalnız Abdülcanbaz diğer çizgi romanlara da benzemiyor, tiplerine benzemiyor. Mesela bir çizgi romanlarda bir tip vardır, onun ne saçının şekli değişir, ne kılığı, ne kıyafeti değişmez o çizgi romanlar. Abdülcanbaz mütemadiyen giysi değiştirir, şapka değiştirir, uzay kılığına girer, uzaylı kılığına girer. Böyle çok değişken bir şey. Bunları da mahsus yapıyorum. Çünkü herhalde işte 40
bir sürü yıldır çıkıyor. Okurda bir bıkkınlık yaratır diye düşünüyorum. Şimdi Abdülcambaz söz konusu olduğunda kendisi kadar o çizgi romanda yer alan kadınlar da çok önem taşıyor. Ve biraz önce kısmen değindik. Turhan Selçuk'un o sert geometrik çizgileri kadınlar söz konusu olduğunda yumuşacık çizgilere dönüşüyor. Evet. İşte böyle iri göğüslü, dolgun kalçalı, son derece seksapali olan kadınlar var Abdülcambaz'da. Evet. dolayısıyla kadınları mütemadiyen böyle çizmeniz kadın okuyucularınız tarafından biraz eleştiriliyor mu acaba? Bu yönde tepkiler alıyor musunuz? Hayır, eleştirilmiyor. Yalnız bir kere tepki aldım Kadınlar Derneği'nden. Bir tip çizmiştim. O olumsuz bir tipti kadın. Ve onlar olumsuz kadına tahammül edememişler. Hmm. Ben de dedim ki ya dedim erkeklerin arasında da olumsuz var. Gözlekli Sami olumsuz bir tip. Yani şimdi erkekler de ona baksınlar. Kadınlar daha alıngan kadınların, demek ki. Evet, kadınların arasında da böyle tipler var. Onlara da yani mütemadiyen böyle çok mükemmel kadınları yapmak, onlara methetmek falan. Zaten Mirzahan Anasih'i demin konuştuk, hücum etmek. Eleştireceğiz tabii dedim. Zaman zaman tabii bunlar içinde olumlular da oluyor. Evet. Olumsuz tipler mesela Zarıyo var. Ki o benim etkilendiğim bir tipti. Kurtuluş'ta oturuyorduk küçük şeyden, lise sıralarında yahut üniversite. Orada bir Zarıyo isimde bir Ermeni hanım vardı. Bütün oradaki gençler ona hayrandı. Esmer güzeli. Evet. İşte o hemen hemen çok benziyor çizdiğim Zarıyo'ya. Can yakan. Evet, evet. Onu çizgi romana yükledim. Öyle devam ediyor. O olumsuz, bazen olumlu, bazen olumsuz olan bir kadın. Onun yanında tabii başka tipler de var. Cihan Yandı, Cihan Saliha Yandı var çok ünlü. O da, evet. Feriha var, Raziye var. Peki bu genelde kadınları böyle yumuşak erkek karakterleri ise daha sert çizgilerle çiziyor olmanız. Acaba bilinçaltında annenizin ve babanızın karakterlerinin karikatürünüze yansıması olabilir mi? Zira babanız bir subay, sert. Anneniz ise son derece romantik, yumuşak huylu bir hanım. Evet, hiç düşünmemiştim bunu. Yalnız kadın fiziği erkeklerden daha yumuşak ve daha güzel. Ben öyle görüyorum. Bilmiyorum şey olarak. Onun etkisi olacaktır herhalde. O yumuşak ve kıvrak çizgileri kadınlara yükledim. Sert çizgileri de erkeklere. Şimdi yani böyle tombul değil. Son zamanlarda daha ince kadınlarda çiziyorum ama onların da hatları yuvarlak. Ve daha güzel olma amaçlıdır herhalde. Evet. Son derece hayranlık uyandıran tabii kadın tiplemeleri bunlar. Sizin elbette çok çok hayranınız var. Milyonlarca hayranınız var. Yıllardır sizi takip eden. Ve bir hayranınız var ki daha sonra sizi kendine hayran bıraktı. Bir hayranım var. Eşimden mi bahsediyorsunuz? Eşim oluyor. Evet, Ruhan. Evet. Ruhan Hanım sonunda, değil mi? Evet, evet. Sonunda aradığımı buldum diyebilirim. çok olumlu bir insan. Sizin yine tabii resme ilginiz var, sinemaya ilginiz var, fotoğrafa ilginiz var. Hep bunlar çünkü karikatür gibi aynı kaynak suyundan beslenen sanat dalları. Ama aynı zamanda da sahip olduğunuz şeyleri korumak gibi bir meyliniz de var. Yani bu bir sanatçı duyarlılığının bir yansıması diye de görüyorum ben. Öyle ki mesela annenizin ve babanızın sesini kaydettiğiniz 40 yıllık bir teybi bile atamadığınızı öğrendim. Evet. Evet, öyle bir şey var bende. Tutku. Muhafaza ederim elde ettiğim şeyleri ve onları kullanmayı da severim çok. Mesela ben o teybi, bahsettiğiniz teybi bozulmuştu. İstanbul'un en iyi teyp tamircisine götürdüm. At bunu dedi. Yapılmaz bu dedi. Ben aldım onu önüme. Hepsini böyle sökerken mimledim.
not ettim falan. Sonra tekrar taktım ve o tape çalışmaya başladı. Hala çalışıyorum. Müthiş. Evet. Şimdi böyle bir tamircilik tarafım da var, tutkum da var. Mesela ben evet çok az usta çağırırım. Hep kendim yaparım her şeyi. Ya boş zamanlarımı öyle geçiriyorum ama şimdilerde pek boş zamanım kalmadı. Çünkü çok yoğun bir şey içindeyim. Bir kitap da hazırlıyorum bunun yanında. Bu ağır işlerin arasında çok yoğun bir kitap. Kapsamlı o çok bir önemli. Kitap. İsterseniz onunla noktalayalım. Bu sanatta 60 yılınızı ki 60 küsur aslında ama 60 yılınızı bir anlamda sembolize eden ve çalışmalarınızın herhalde en seçkin örneklerinin içinde bulunacağı bir kitap olacak bu. Değil mi? Evet, ben sevdiğim karikatürleri, seçtiğim karikatürleri o kitap için ayırdım. Bunun yanında Abdü Cambaz bölümü var, 60. yıl bölümü var. Müthiş. Yani kapsamlı bir kitap. Beni epey uğraştırdı seçimler. İsim konusunda bir karar verdiniz mi? İsim verdim. Önce çizgi var. Önce çizgi vardı. Evet. Ben şimdi şeye başlarken bu karikatürlere, günlük karikatürlere. Tabii o zamana kadar o basında böyle bir şey yok. Yani bir sütun olacak. Üzerinde söz çizginin yahut da önce çizgi vardı. İkisi arasında tereddüt etmiştim. Önce çizgi mi vardı diyeyim, yani başta koyayım. Yoksa söz çizgini mi? Söz çizgini tercih ettim ama şimdi kitapta önce çizgi vardı. Çok güzel. Diye bir isim, o ismi kitaba vereceğim. O şey de şöyle başladı. Tabii karikatürler günlük gazetelerin birinci sayfalarında ya dergilerde çıkarken öyle bir başlık konmazdı. Bir köşesi yazarı başlığı gibi. Mesela birçok köşe yazarının hepsinin üzerinde bir isim var. Evet. Ben düşündüm onu. Gazetede o zaman bir genel yayın müdürü, geçici bir genel yayın müdürü vardı. Dedim ki içeride çizmek istiyorum. Birinci sayfada çizmek istemiyorum. Çünkü birinci sayfada konulara, haberlere uymak zorundasınız. Evet. Ve nerede çıkacağı da belli değil. Bazen sağda, bazen solda birinci sayfada. Vazgeçtim ondan. Dedim ki benim sütun istiyorum. O sütunun da ismi söz çizginin olacak. Düşündü. Ya Turan Bey dedi böyle şey olur mu? Ya hiç, şimdiye kadar böyle bir şey yok. Olsun dedim. Her şeyin bir başlangıcı vardı. Ve içeride bir sütun edindim. O sütunun ismi de söz çizginin oldu. Sayın Selçuk çok teşekkür ediyorum. 200. programıma katılmayı kabul ettiğiniz için. Benim için büyük bir onur, büyük bir şerefti. Dolayısıyla size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Zira uzun süren bir perhiz söz konusuydu. O perhizinizi Sesli Düşünenler programı için bozduğunuzdan dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Evet, sağ olun. Programda yer aldığım için çok çok teşekkür ederim size. Sağ olun efendim. Evet, bir pastamız var. Çok teşekkür ediyorum. Ve bildiğiniz gibi sonunda defteri uzatıyorum konuklarıma. Size de o defteri uzatacağım ama defterden önce tatlı bağlamak adına sağ olun. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak adına 200. programımız için böyle bir pastamız var. Ve diyorum ki lütfen bizim için önce bu pastayı siz kesin. Benim için bir onur bu. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler size. Böyle güzel bir programın, çok güzel programın 200. programı nedeniyle bu pastayı kesme şerefini bana verdiğiniz için çok çok teşekkürler. İsterseniz beraber keselim. Peki efendim. Şeyde. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şöyle mi keselim? Evet. Oo, zormuş. Evet. Sağ olun efendim. Doğru. Çok teşekkür ederim. Şöyle yapalım biz. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.